Herkese merhabalar. Saat 21 olmak üzere eğitim saatimiz geldi. Katılımlar devam ediyor. O yüzden şöyle bir 2-3 dakika daha bekleyeceğiz. Ondan sonra başlayacağız. Bu eğitim, bu daha eğitimin ilk aşaması olacak, ilk ders olacak. Gayet sıkıcı olur. Kendimden biliyorum. Ben de ilk öğrenirken ilk dersler çok sıkıcı olur. Ama emin olun, temeli ilk dersler, o en sıkıcı olan konuları iyi kavramak sağlar. O yüzden sabırla, dikkatle devam edeceğiz. Şimdiye kadar bildiklerinizin hepsini unutun. Hiçbir şey bilmiyormuşçasına sıfırdan başlangıç yapacağız. Ve bir aylık bu eğitimin sonunda elbette bir yarışmamız da olacak. Ve ödevler de olacak. Yani bu sadece eğitim veriyor olmak için verilmiş olan veya ya da verilecek olan bir eğitim değil. Bu kesinlikle birçok şeyin özü çıkartılmış ve sıfır FX olan bir yatırımcı adayının kafasının ve zihninin yorulmadan en sade şekilde anlayabileceği şekilde anlatım yapmaya çalışacağım. Ve özellikle aranızda, eğitime katılanların arasında ben hiçbir şey bilmiyorum diyenlerin zirvesinde olan kişiler benim hedefim. Çünkü onlar çok daha sağlıklı bir şekilde öğrenecek diye tahmin ediyorum. Çünkü eski bildiklerimiz yeni öğrendiklerimize etki edebilir. O yüzden şimdiye kadar öğrendiklerimizi işe yarıyor veya yaramıyor. Onu eleştirmiyorum ya da onunla alakalı bir şey söylemiyorum. Tamamen unutacağız. Ve ilk defa bu işle alakalı bir şeyler öğreniyormuşuz gibi başlangıç yapacağız. Ve sizden rica ediyorum. Daha önce de bu tarz eğitimler verdik. Özellikle öğrendiklerimizle alakalı ödevler de verdim ve bu ödevlerin bana ulaştırılmasını istedim. Lütfen verilen ödevleri harfiyen yerine getirip bana ulaştırın. Çünkü öğrendiğiniz bir şeyi alıştırma yapmadan pekiştiremezsiniz ya da mutlaka yanlışlarımız olacak. Bu yanlışların ne olduğunu ödev kontrolü yapmadan öğrenemeyiz. O yüzden verilen ödevlerin yapılmasını rica edeceğim. Şimdiden söylemiş olalım. Ve ayrıca bu sadece bir eğitim olmayacak. Burada eğitim de yapacağız, sohbet de edeceğiz. Tabii ki sohbetimiz sizin sadece chatten bana ulaştırdıklarınızla kısıtlı kalacağı için sadece ben konuşmak zorunda olacağım. Ama muhakkak chatteki yazışmaları dikkate alacağım ve o kısma zaman zaman dönüş yapıp sizden gelen yazıları okuyacağım. Öneriniz olabilir, eleştiriniz olabilir. Bunlardan yana hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi direkt olarak ekranımıza artık geçiş yapabiliriz. Evet. Dersimize de başlamadan önce sesle alakalı bir sıkıntımız var mı? Veya ekran görüntüsüyle ilgili bir problemimiz var mı? Onu da sormuş olalım. Chat tarafında bununla alakalı bilgi verecek olursanız sevinirim.
Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen şöyle bir chat tarafımıza bakalım. Her şey iyi, güzel. Donmadı aslında. Kapı çaldığı için kalkmak zorunda kaldım. Şu an devam ediyoruz. Evet, artık yavaş yavaş başlangıcımızı yapabiliriz. Evet, ilk etapta hiçbir şey bilmiyormuşçasına anlatmak istiyorum. Özellikle teknik analiz nasıl başlar? Teknik analizi nasıl başlatmamız gerekiyor? Hangi zaman dilimlerinde bunu yapacağız? Hangi zaman dilimlerinde bunu yapamayız? Bunları tabii ki bilmemiz için işin temeline girmemiz lazım. Grafiklerimizi oluşturan şeylerin ne olduğunu biliyoruz. Mumlardan oluşuyor ve bu mumların İlk önce ne anlama geldiğini, bunların ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Bunun için kısa bir görsel şöyle hazırladım. Elbette yükselişler ve düşüşler görüyoruz piyasada. Ve yeşil mumlar, kırmızı mumlar, bunların ne olduğunu, ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor ki oluşturacağımız öngörüyü doğru kalıplar içerisine yerleştirebilelim. Yoksa sadece bir grafiğe bakıp evet yükseliyor alalım ya da düşüyor satalım ya da çok yükseldi satalım, çok düştü alalım. Bu şekilde olmaz. Çünkü Forex'te dibin dibi, tepenin tepesi vardır. Hiçbirimiz müneccim olmadığımız için bir ürünün döneceği yeri veya işte atıyorum düşüş yapacağım, artık burası tepe veya artık burası dip diyebilmemiz için birazcık müneccim olmamız lazım. Ha biz bunu ne yapıyoruz? Aslında teknik analiz nedir? Bir yandan fal bakıyoruz. Tabii ki ezbere bakmamamız lazım. Ezbere bakmamak için de bazı şeyleri, en azından temel bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor ve bu iş mumlardan başlar. İlk önce grafiği oluşturan materyallerin yani şeylerin, araçların ne olduğunu bilmem gerekiyor. Bunların zaten temeli mum. Grafikler mumlardan oluşur. Peki bu mumlar nedir? Yani bu çubuklar, bu gövdeler, yeşil, kırmızı neye göre oluşuyor? Bunları tabii ki bilmemiz gerekiyor. Ve başlayacak olursak en net ve en sade şekliyle piyasada veya bir grafiği açtığımızda biz mumlarla karşılaşıyoruz. Şu an günlük grafikteyiz. Zaman dilimleri konusunda da tabii ki bilgi sahibi olacağız. Burada 1 dakikalıktan aylığa kadar farklı farklı zaman dilimleri var. Hangi zaman dilimlerinde analiz yapmamız gerekiyor? Yaptığımız analizi işleme dökebilmek için hangi zaman diliminde bunu yapmalıyız? Tabii ki bunlar da ayrı bilmemiz gereken şeyler. Hepsine kısım kısım yavaş yavaş giriş yapacağız. Ve her dersimizde bir önceki dersin ilk önce bir 10-15 dakika tekrarını yapacağız. Ondan sonra öğreneceğimiz yeni dersimize geçeceğiz. Şimdi dediğim gibi bu işin ilk dersleri en sıkıcı olan kısımlardır. Yani şahsen ben aşırı sıkılmıştım zamanında ilk öğrenirken. Hatta 2-3 sefer bıraktım. Ama yani öyle bir şey ki bu iş, öyle bir zehir ki kana bir kere karıştığı zaman bu sektörden ve bu piyasadan kazanabileceğimiz paranın ne kadar önemli ve ne kadar büyük olduğunu anladığımız zaman bu işi öğrenmekten başka seçeneğimizin olmadığını anlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü hiçbir zaman ölmeyecek bir iş ve Türkiye'deyiz. Türkiye'de yaşarken günde 10 dolar bile ekstra gelir elde etmek muazzam bir para anlamına geliyor. Günlük 270 TL'den bahsediyoruz ve asgari ücretin çok düşük bir rakam olduğu bu ülkemizde günlük 10 dolar kazanç 22 iş gününde 220 dolar yapıyor. Neredeyse 10 dolardan bahsediyoruz. Sadece 10. Küçük görünüyor ama bizim için büyük. O yüzden bu sektörden para kazanmak için, bu işi yaparak para kazanabilmek için inanın her şeyi dört dörtlük bilmemize gerek yok. Basit düşüneceğiz. En basit şekliyle öğrenmeye çalışacağız. Ve birçok şeyi yarım yamalak bilmektense gerekirse bir veya iki tane şeyi tam bilin. Sadece o iki tane yapıyı veya işte stratejiyi kovalayalım piyasada. Emin olun kaybetmek için kendimizi zorlamamız gerekecek. Bu işin yani daha doğrusu bu işten para kazananlar çok böyle üstün yetenekli, müneccim insanlar değil. Sadece belli başlı şeyleri iyi bilen, psikolojisini ve kasasını iyi yöneten insanlar oluyor. Yoksa emin olun milyon dolarlık hesabınız da olsa
eğer risk yönetimi yapmıyorsanız, nerede girip nerede çıkacağınızı bilemiyorsanız, bir grafik okumayı bile başaramıyorsak, milyon dolarlık kasamızda olsa o kasa gün be gün erimek zorunda. Çünkü bu işin zor olan kısmı fiyatların ya da bir işlemde alım ya da satım yapmak değil. Bu işi zorlaştıran tamamen bizleriz. Kasamıza göre yüksek pozisyon açan bizleriz. Stopumuza uymayan bizleriz. Çok çıktı, düşecek diyerek sürekli inatlaşan, piyasayla inatlaşan bizleriz. Piyasayı yenme imkanımız maalesef yok. O yüzden bu işin temelinden en sakin şekilde ve en basit şekilde ben anlatmaya çalışacağım. O şekilde siz de tabii ki verilen ödevleri, söylenen şeyleri yapmak kaydıyla emin olun bir ayın sonunda aranızda ben en çok ben bilmiyorum diyen kimse bana belirtsin. En çok bilmeyen kişi bu bir aylık eğitimin sonunda bizim için öngörüde bulunacak, analiz yapacak ve ben de o öngörüye gerçek hesabına işlem açacağım. Bunu daha önce de yaptık. 0 FX olan bir yatırımcı adayımız bir aylık eğitim sonunda bize öngörü oluşturdu ve SLTP yani işlemin hedefini ve zarar durdur seviyesini belirtecek kadar öngörüyü oluşturdu ve biz o işleme girmiştik. 2 günün sonunda 170 dolarlık bir para kazandık. Hem de 0.25 lot açarak. Bu yapılamayacak bir şey değil. Elbette her işlemimiz karla sonuçlanamaz. Öyle olsaydı emin olun hepimiz evimizde bir kenarda para basmayla meşguldük. Hiç kimse burada bunlarla uğraşmazdı. O yüzden biz şimdi başlangıcımızı yapalım. İlk önce mumların ne olduğunu öğreneceğiz. Birçoğunuz bunu biliyorsunuzdur eminim ama bilmediğimiz şeyler mutlaka çıkacaktır. Dediğim gibi bu eğitimin ilk kısımları çok sıkıcıdır. Hem benim için hem sizin için. Bundan da eminim ama size parayı kazandıracak olan şey temelin sağlam olması. Ve şimdi başlayalım mumlarla. Şimdi piyasada biz gördüğümüz zaman benim mumlarıma bakmayın. Ben siyah beyaz kullanıyorum ama genel itibariyle yeşil boğa mumu, kırmızı da ayı mumudur. Yani bullish ve bearish. Yani birisi yükseliş mumudur yeşil olduğu için, bir diğeri ise düşüş mumudur. İşte bu mumları da günlük grafikten örnek veriyorum ve mesela biz şurada örnek veriyorum bir mum mevcut. Burada bir mum oluşmuş. Tamam. Ama bu ne anlama geliyor? Bize bu ne ifade ediyor? Daha önce kocaman kocaman mumlar varken burada küçücük küçücük mumlara dönüşmüş. Bunun sebebi nedir? Bu ne anlama gelir? Bunları anlayabilmemiz için elbette o hareketi oluşturan mumların ne olduğunu bilmemiz lazım. Üzerinde de yazdığı şekilde açılış fiyatı, kapanış fiyatı, bu gövdeden bahsediyoruz. Elbette fitilleri de olur. Her zaman mumlarda fitiller olmak zorunda değil tabii ki. Ancak fitilli olan mumlardan öne çıkarak başlangıcımızı yapıyoruz. Günlük bir grafik olduğu için karşımızdaki mumun da bir günlük mum olduğunu düşünmemizi istiyorum. Zirve fiyat gün içerisinde görülmüş en yüksek fiyatı bize ifade eder. Tam tersi en dip nokta gövdenin değil fitilin dibi. Fitilin dibi de gün içerisinde görülen en düşük, en dip fiyatı temsil eder. Peki bu mum neden yeşil? Kapanış fiyatı açılış fiyatından yüksek olduğu için bu bir yükseliş mumudur. Yani bir ürün çıkarttık 5 liradan. Çok fazla talep gördü. Akşam saatine kadar o ürün o kadar çok talep gördü ki fiyatı gitgide arttı ve 15 liradan gün sonunda hala alıcı buldu. Bu ne anlama geliyor? 5 liradan açıldı, 15 liradan kapandı. Yani kapanış fiyatı açılış fiyatından daha yüksek olduğu için bu bir yükseliş mumudur. Peki bu fitiller nedir? Bu noktadan örnek veriyorum 5 TL'den açılmış bir mumu örnek gösterelim. 5 liradan açıldı, yükseldi, yükseldi, yükseldi 20 TL'ye kadar. Gün sonuna doğru kar satışları geldi ve 15 TL'den kapandı. Aynı zamanda açıldıktan sonra bir de 2 liralara kadar düştü ve oradan sonra tekrar yükseldi. Yükseldiği yerde kalamadı. Gün kapanışına doğru birazcık kar satışı yedi ve 15 TL'den kapandı. Sonuç olarak kapanış fiyatı açılış fiyatından yüksek olduğu için bu bir yükseliş mumudur. Yani bullish mum olarak ifade edilir. İngilizce karşılığı tabii ki. Tam tersi hiçbir fark yok. Sadece her şey açılış ve kapanış fiyatıyla alakalı. Burada ise açılış fiyatından daha düşük bir seviyede kapattığı için günü
bu bir düşüş mumudur. Yani ürünümüz 15 liradan piyasaya çıkıyor ancak akşama kadar pek talep görmüyor. Talep görmesi için fiyat düşürülmüş gibi mantıken düşünecek olursak 15 liradan açıldı, 5 liradan kapandı, 2 liralara kadar düştü ama dengeyi buldu, 5 TL'den kapandı. Yani aynı şekilde gün içinde renkten bağımsız olarak üst fitilin ucu gün içerisinde fiyatın gördüğü en yüksek seviyeyi temsil eder. En dip noktası da gün içinde gördüğü en düşük, yani en dip, o günün en dip fiyatını temsil eder. Peki sadece bunları bilmek bize para kazandırır mı? Tabii ki hayır. Biz burada yapacağımız ikinci şey ne olacak? Teknik analize hangi zaman diliminden başlayacağımızı bilmemiz lazım. Ve bunu da günlük grafikten alt zaman dilimlerine kadar küçülte küçülte kendimize ticaret alanını daraltarak devam ettireceğiz. Bunlar tabii ki sonraki derslerin konusu. Şimdi örnek verelim, mumları öğrendik. Gelelim grafiğimize. Şimdi Euro'lar günlük grafikte şöyle biraz küçük bir şekilde uzaktan bakıyorum. Evet, bir düşüş olayı var. Düşüyor fiyat, düşmüş düşmüş ama buradan sonra bir yükseliş hareketi gerçekleşmiş. Peki trend yönümüzün ne olduğunu bilmemiz bizim için hayati önem taşır. Yükseliş trendinde satışa girmek risklidir. Her zaman ne isteriz? Trend yönündeki işlem her zaman daha kazançlı ve daha hızlı hareket eder. Trend tersine ise daha riskli ve daha yavaş hareket eder. Çünkü piyasaya yön veren mumlar hacimli mumlardır. Hacimli mumdan kastımız nedir? Şöyle yakından bir bakalım. Buradaki mumları görüyorsunuz. Küçük küçük bir sürü yataya bağlamış mumlar. Bunlar hacimli mumlar değildir. Bunlar hacimsiz mumlardır. Ve hacimsiz mumlar genellikle önemli bir yükselişin veya düşüşün ardından piyasa bu harekete devam mı edecek yoksa kar satışı mı gelecek veya bir dönüş mü gelecek bekleyişinin aslında göstergesidir. Bizim kastettiğimiz ise hacimli mumlar, işte bu mumlardır. Çünkü piyasaya yön veren mumlar hacimli mumlardır ki böyle bir mumdan sonra yükselişin, bu karar bölgesinin üzerindeki hareketin devam ettiğini görebiliyoruz hacimli mumlar ile. Peki burada bir hacimli mum var ve arkasından dönüş gelmiş. Bu nedir? Tabii ki bu da ekstra bir ayrıntı. Bunlara daha geleceğiz. Şimdi bizim için önemli olan, biz piyasada ne yapıyoruz? Al, sat yapıyoruz. Neye göre alacağız, neye göre satacağız? Önemli olan bu. Yoksa tombola çekip ben burada alış yapayım veya burada satış yapayım diye bir şey yok. Bir tutar, iki tutar, üçüncü de öyle bir gider ki tepe taklak eder. O yüzden bir işleme gireceğimiz zaman neye göre giriyoruz? Mutlaka bir sebep olduğu için alım ya da satım yapıyoruz. Peki bu sebep bozulduğu zaman, yani benim o işlemde alım yapmam için dayandığım sebep ortadan kalktığı zaman ne yapmam gerekir? Stop olmam gerekir ya da zarar kesmem gerekir. Çünkü örnek veriyorum, ben burada bir destek olduğu için alıma giriyorsam, fiyat bu desteğin altında hareket etmeye devam ediyorsa benim o işlemden ne yapmam gerekir? Çıkmam gerekir. Bu piyasada kazanç sağlayan tek şey risk yönetimi ve psikoloji yönetimi. Psikoloji bu işin bence %80'idir. Hiç abartmıyorum, %80'idir. %10'u teknik analizdir. %10'u da risk yönetimidir. Psikoloji risk yönetiminden de öte bence. Şahsi fikrim bu. Ve tabii ki peki biz analizimizi nasıl yapacağız? Mumları öğrendik. Açılış fiyatı, kapanış fiyatı, en yüksek fiyat, en dip fiyat. Sonrası ne olacak? Sonrası ne demiştik? Biz neye göre işleme giriyoruz? Bir sebep olduğu için veya bir destek bölgesinde alıma geçiyoruz. Bir direnç bölgesinde satışa geçiyoruz. Peki bizim ilk önce o zaman ne yapmamız gerekiyor? Bir grafiği açtığımız zaman o grafikte önemli destek ve direnç bölgelerinin ne olduğunu, işleme girmeden önce teknik analizimizin temeli olarak ne yapmamız lazım? Tespit etmemiz lazım. Peki biz bunları nasıl tespit edeceğiz? Önemli olan bu. Örnek verelim. Günlük grafikte şimdi fraktal dersimizin zaten ikinci başlığı. Birincisi mumları tanıyalım. İkincisi fraktal bölge belirleme. Fraktal bölge dediğimiz şey destek bölgesi de olabilir, direnç bölgesi de olabilir. Peki biz bu fraktal bölgeleri neye göre belirliyoruz? Fraktal bölgeyi belirlemek için ilk etapta günlük grafik. Muhakkak günlük grafikte
Hangi üründe olursak olalım hiç fark etmeksizin günlük grafiğimizi açıyoruz ve fraktal bölge belirlemek için ilk etapta zirveleri ve dipleri tespit etmemiz lazım. Şimdi bu grafiğe baktığımız zaman hemen bir yatay çizgi alacağız. Buradaki ilk etapta zirve bölgemiz neresi? Fitilin ucu. Kesinlikle gövde değil. Teknik analize mevcut mumun fitilleri dahil edilmek zorundadır. Yani ben şurada kocaman bir fitil var, küçücük bir gövde var diye sadece burayı dikkate alacak olursam çok büyük bir yanlış yapmış olurum. Ne demiştik? Fiyat en yüksek seviyeye buraya kadar gün içerisinde gelmiş. Evet, buradan kapanmış olabilir ama hala kapanış fiyatı açılış fiyatının üzerinde. Bu hacimli bir mum aynı zamanda. Mumun hacmini saptayabilmemiz için gövdenin boyutuna bakmıyoruz. Buradaki uzun fitilli olan şu karşımızdaki mum hacimli bir mumdur. Yanlarındaki ise hacimsiz bir mumdur. Görüldüğü gibi fitilin ucundan alttaki fitile kadar tamamen gövde ile birlikte burayı bu şekilde almamız gerekiyor. Aynı şekilde burada da aynı şey geçerli. Fitilin ucundan dip noktaya kadar almamız gerekiyor. Ve hacimli mum olduğunu mesela bakalım şöyle yan yana. İkisi de hacimli mum. Birisi diğerinden daha hacimli elbette. Ancak fitilin kesinlikle bu işe dahil edilmesi lazım. Yani şöyle bir şey yok. Bu mumu bu şekilde ifade edemeyiz. Fitiller teknik analize dahil edilmek zorundadır. Şimdi gelelim fraktal bölge belirlemeye. Fraktal bölge belirlemek için bize tepe ve dipler lazım. Günlük grafikte şu anki tepemiz burası. İlk önce dipten başlayalım. Şu an fiyatın gördüğü bu 3 tane mumda en dip seviye neresi? Burası. Bizim için düşüşlerde fiyata engel olan yerler destek bölgeleridir. Yükselişlerde ise fiyata engel olan yerler direnç bölgeleridir. Peki bu fiyat buradan bir satış baskısı almış. Bakacak olursak bomboş bir alan. Ne olmuştu acaba buradan? Satış yemiş olabilir. Çok hacimli bir şekilde devam ederken yoluna. Bunların hepsini ne yapacağız artık? Görerek bile söyleme çevirmeye başlayacağız. Çünkü tecrübe kazandıktan sonra grafiğe baktığınız zaman bile trend yönünün hangi yönde olduğunu, nereden işleme girebileceğinizi, hangi bölgenin daha güçlü bir direnç olduğunu artık grafiğe baktığınız zaman bile anlayabilecek hale geleceksiniz. Şimdi fraktal bölge belirleme olayımıza tekrar giriş yapalım. Dediğimiz gibi dip ve tepeleri arıyoruz. Şu an için buradaki dip nokta şuradaki mumun gördüğü en dip seviye. Çünkü bakılacak olursa fitillerin uçlarına bakıyoruz ve fitillerin ucuna baktığımız zaman şöyle biraz daha net gösterelim. En dip seviyeyi görmüş olan şuradaki düşüş mumu yani kırmızı. Ben de beyaz ama bu bir kırmızı düşüş mumu yani ayı mumu. O yüzden en dip seviyeyi o mum gördüğü için hemen yatay çizgimi alıyorum. Oradaki mumun dip seviyesine bırakıyorum. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Burası bir fraktal bölge mi acaba? Bu bölgenin fraktal olması için seçtiğimiz mumun sağ tarafında iki tane kapanmış mum olması lazım. Aynı şekilde sol tarafında da iki tane kapanmış mum olması lazım. O halde burada bizim istediğimizi karşılayan bir durum söz konusu. 1, 2 kapanmış. Üçüncü mum bugüne ait mum. Bu henüz kapanmamış. Sol tarafa bakalım. Seçtiğimiz mum dip noktası buydu. 1, 2. Kapanış var mı? Var. Hemen ne yapmam lazım? Burası günlük grafikte bir fraktal destek bölgesi. Peki ben fraktal destek bölgelerimi nasıl çiziyorum? Şimdi ona gelelim. Buradaki bölgenin fraktal bölge olduğunu belirledikten hemen sonra işaretimi koyuyorum ve bir dikdörtgen alarak dip noktasını oluşturan mumun en dip noktasına tıklıyorum ve fitilden sadece gövdeye kadar, gövdenin kapandığı yere kadar çekiyorum ve bunu sağ tarafa doğru uzatıyorum. Aynı zamanda günlük grafikte olduğundan dolayı ben bunu sadece günlük grafikte değil ne yapacağım? Alt zaman dilimlerinde de kullanacağım için 4 saatlik grafikte de görünür hale getiriyorum. Ve bize işe yaraması için en azından iki tane fraktal bölge gerekiyor. Birincisi bu. Altta daha başka fiyatımız yok. Şimdi gelelim üst tarafa. Direnç fraktal bölgemizi belirlemeye. Aynı şekilde bu işin en kolay
şekli, yapma şekli, yatay çizgiyi alın, grafiğinizi atın. Ardından tepeleri oluşturmaya bakın. Burada bir tepe var. Peki burası bir fraktal bölge mi acaba? Şartımız neydi? Fraktal oluşturabilecek olan mumun sağında iki tane kapanmış, solunda iki tane kapanmış mum olması gerekiyor. Sol tarafta iki kapanış var mı? Bir gün ve ikinci gün var. Sağ tarafa gelecek olursak, birinci mum bugün itibariyle kapanacak. İkinci mumdan daha eser yok. O halde burası günlük grafikte bir fraktal direnç bölgesi henüz değil. Ne yapıyorum? Hemen devam ediyorum. Bir üste geçiyorum. Sağda iki kapanış var mı? Var. Solda iki kapanış var mı? Var. Ancak fraktal olması gereken mumun üzerinde fiyat görmüş. O halde burası fraktal olamaz. Devam ediyorum. Aynı şekilde burada da yok. Burada bir dip var. Şimdi buna biraz yakından bakalım. Olası fraktal oluşturabilecek bir bölgeye ait bir mum. Sağ tarafta iki kapanış var mı? Var. Sol tarafta iki kapanış var mı? Var. O halde ne yapıyorum? Hemen burayı işaretliyorum. Burası günlük grafikte önemli bir fraktal direnç bölgesi olabilir. Peki bunu belirledikten sonra ne yapıyorum? Hemen dikdörtgenimi alıyorum. Direnç ve destek bölgeleri tek bir seviye olarak gösterilmez. Bu bölgeler adı üstünde bölge olarak gösterilir. Çünkü fiyat daha önce buraya kadar çıkmış ve buradan gövdeye kadar satıcıların etkisi altında kalarak fiyatı tekrar aşağıya düşürmüş. O zaman ne yapıyorum? Fitilin ucundan gövdeye kadar ve sağ tarafa doğru uzatıyorum. Peki bu nedir? Yeşil değil, kırmızı. Çünkü bu bir direnç bölgesi ve 4 saatlik grafikte de görünür hale gelecek. Devam ediyorum. İkişer tane fraktal bizim için yeter ama şu an birkaç tane yapacağız öğrenmek adına. Bir sonraki tepeye geliyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Şurada bir fraktal bölge bulduk diyelim. Bunun devamında çizgiyi sola doğru takip ediyoruz. Çizginin üzerindeki fiyatlar bizi ilgilendirir. O halde ne yapıyorum? Alıyorum burayı. İlk nokta burası. Solda iki kapanış var mı? Var ama zirvenin üzerinde seyretmiş. Yani burası olmaz. Devam ediyorum. Buradaki tepeye bakıyorum. Sağda iki kapanış olmuş mu? Olmuş. Solda iki kapanış var mı? Var. İlk koşulumuz sağlandı. Burası da benim için nedir? Bir fraktal direnç bölgesidir. Peki ben bu fraktal direnç bölgesini nasıl çiziyordum? Hemen dikdörtgenimi alıyorum. Fitilin ucundan gövdeye kadar. Ve sağ tarafa doğru uzatıyorum. İki tane yeter demiştik. Bir tane daha bulalım. En son fraktal bulduğumuz bölge burasıydı. Hemen sol tarafa doğru devam ediyorum. Yukarıdaki fiyatlar bana lazım. O zaman burada bir tepe noktası var. Sağda iki kapanış var. Ama solda fiyatın zirve üzerinde hareket ettiği bölgeler var. Burası fraktal bölge diyemem günlük grafik için. Burada aynı şekilde. Burada aynı şekilde. Burada bir tepe yakaladım ve sağda iki kapanış var mı? Var. Solda iki kapanış var mı? Var. Peki bu dört tane mum yeni bir zirve ya da benim zirvemi ihlal etmiş mi? Hayır. O halde benim için burası da günlük grafikte önemli bir fraktal direnç bölgesi. Nasıl çiziyorduk? Hemen dikdörtgenimizi alıyoruz. Fitilin ucundan gövdenin başlangıcına kadar ve sağ tarafa doğru uzatıyorum. Neden? İlerleyen günlerde muhakkak bir ürün sadece düşmeyecektir. Elbette bir noktadan sonra dönüş yapacaktır veya da düzeltme yapacaktır. Bu bölgeler henüz taze bölgeler ve test edilmemiş bölgeler. Olası bir yükselişte günlük grafik için konuşuyorum. Fiyat eğer bu bölgeye gelecek olursa ve ben alım pozisyonundaysam günlük grafikte burada alım pozisyonundan çıkıp daha doğrusu kar realize edip olası satış için fiyatı birazcık izlemem gerekecek. Fiyat böyle bölgelere geldiğinde direkt satacağız veya direkt buradan tepki alacak diye bir kaide söz konusu değil. Eğer öyle olsaydı burada da bir fraktal bölge vardı daha önce. İki sağ kapanış, iki sol kapanış ve ben bunu çizecek olsaydım şöyle bir fraktal bölgem olacaktı. Peki her fraktal bölgeye gelen fiyat o alandan tepki almak zorunda mı? Değil. İşte görüldüğü gibi güm destek bölgesi kapanışla birlikte ihlal edilmiş. Evet, 3 tane direnç bölgesi belirledik. Bir tane destek bölgesi belirledik. Peki başka destek bölgesi yok mu? Aşağıda fiyat olmadığı için yok diyemeyiz. Ne yapıyorduk? Hemen yatay çizgi en dip noktaya attık. Peki
Ne tarafı kontrol ediyorduk? Sol tarafa. Sol tarafa doğru şöyle bir gidelim. Sol tarafa doğru gittiğimiz zaman bizim çizgimize değen ilk seviye bizim için önemli olacak. Evet, işte burada. Bir tane daha fraktal bölge bulduk mu acaba? Şöyle bir kontrol edelim. Olası fraktal bölgesi destek olduğu için yeşil. Sağ tarafta iki kapanış var mı? Var. Sol tarafta iki kapanış var mı? Var. Peki dibi oluşturan seviyenin altında bir fiyatlama gerçekleşmiş mi? Hayır. İşte burası da bizim için önemli bir fraktal destek bölgesi. Ve dikkat edelim. Daha önce eğer biz bunu belirlemiş ve çizmiş olsaydık fiyatın bu bölgede tepki alma ihtimalinin yüksek olduğunu anlayacaktı. Ve bakın görüldüğü üzere buradan yükseliş gelmiş. Tekrar çok büyük bir şekilde satış yemiş. Daha büyük bir şekilde alış tepkisi gelmiş. Aynı şekilde tekrar daha yüksek bir satış tepkisi gelmiş. Ve en sonunda bu mumla birlikte bölgeye temas gerçekleşmiş. Muhtemelen burası da daha önce rally oluşturduğu için daha önce buradan çok güçlü bir yükseliş gerçekleşmiş görüldüğü üzere piyasa bu bölgede tekrar bu hareketin oluşabileceğini aslında bize gösteriyor fraktal destek bölgeyi belirleyerek. Peki fraktal destek bölge sadece burada değdiği için bu kadar mı kalmalı? Hayır. Güncel fiyat seviyesine kadar ihlal gerçekleşene dek bu bölge geçerli olmaya devam edecektir ve görüldüğü gibi buradaki bekleyişin sebebi de ortaya çıkmış oldu. Sadece buradaki fraktal oluşmadan önce biz burada ne olduğunu bilemezdik. Ne zamana dek? Günlük grafikte bu bölgedeki fraktal bölgenin fiyatı tutabileceğini anlayana dek. Ve iki tane fraktal bölge iç içe girecek olursa burada olduğu gibi iç içe girmiş iki tane fraktal bölge. Bu şu anlama gelir. Bu bölge tek bir fraktal bölge oluşturan alana göre daha güçlü bir destek bölgesidir. Ve bu bölgelerden yukarı yönlü tepkiler aramamız gerekir. Tam tersi, bölgenin altında fiyatlama gerçekleşir ve kapanış yapacak olursa artık çok güçlü dediğimiz destek bölgesi fiyatın tekrar yükselme ihtimaline karşı çok güçlü bir direnç bölgesi olarak çalışma potansiyeline sahip olacaktır. Yani biz burada bir alışa geçtiğimiz zaman bölgenin altında mum kapanışı gerçekleşti. Artık destek ortadan kalktı. Biz burada neden alışa geçtik? Burada bir destek olduğu için. Peki bu destek bölgesinin altında günlük kapanış gerçekleşirse ne olur? Buradaki destek bölgesi ihlal edilmiş olur. O halde ben orada destek bölgesi olduğu için alıma geçiyorsam destek bölgesi ihlal olduğunda da o pozisyondan çıkmayı bilmem gerek. Neden? Çünkü destek bölgesi ihlal olduğuna göre artık burası ne anlama geliyor demiştik? Güçlü bir direnç halini alma potansiyeline sahip. O halde ben burada stop etmeden hala fiyatın yükselişini bekleyeceğime mevcut pozisyonumu keserim. Teknik bana diyor ki destek bölgeni patlattım. Artık ben buradan aşağı gidebilirim. O halde ne yapacağım? Alış pozisyonunu bırakıp aşık olmayacağım bir pozisyona, alıştan çıkıp satış pozisyonuna geçeceğim. Bunu daha doğrusu bu karara varabilmek için önemli fraktal ve destek bölgelerini belirlemek yeterli. Yani bu karara varabilmek için böyle sayfalarca kitaplar okuyup özel dersler almamıza gerek yok. Artık her yerde eğitim var. YouTube baştan sona teknik analiz eğitimi dolu. Ve hepsi neredeyse birbirinin aynısı. Tek düze. Eğer o tek düze eğitimler işe yarıyor olsaydı hepimiz zengindik. Öyle bir dünya yok. O yüzden burada benim özellikle bir ay içerisinde hafta iki gün yaparak göstereceğim eğitimler tamamen yıllarca artık deneyimlediğim, tecrübe ettiğim, olumlu ve olumsuz yönleriyle tecrübe ettiğim stratejiler ve tekniklerle ilgili. Yani aslında bu sizin için emin olun çok uzun bir eğitim serisinin böyle konsantre haline getirilmiş şeklidir. O yüzden hem zamandan tasarruf hem de bilgi kirliliğinden kurtulmak için öz bilelim, az bilelim. Önemli değil. Dediğim gibi çok şeyi yarım yamalak bilmektense az şeyi tam bilelim. Sadece onunla ilgilenelim yeterli. Evet, şimdi devam edelim. Günlük grafikte en az iki tane ne yaptık? Fraktal bölgemizi belirledik. Şimdi yapacağımız şey
fraktal bölgeleri belirledikten sonra alt zaman dilimine inip alanımızı daraltmak olacak. Neden? Çünkü günlük grafik burada gördüğümüz her bir mum açılışı, kapanışı, gördüğü dip seviye, gördüğü zirve seviye bunların hepsi 24 saat içerisinde gerçekleşiyor. Biz küçük yatırımcıyız. Bizim böyle tomar tomar paramız yok hesabımızda. O yüzden bize en uygun işlem zarar maliyeti en düşük olan işlemdir. Ve buna karşında kar marjı en yüksek olan işlemdir. Bu sektörde, bu piyasada bir işleme gireceğimiz zaman kesinlikle kar zarar oranını bilmemiz lazım. Ben burada istediği kadar güçlü bir destek olduğunu göreyim. Eğer şu seviyelerde bir direnç bölgesi varsa çok yakında tutup da ben bu işleme buradan girmem. Neden? Ola ki o işlem hedefe gitti, bana 100 dolar kazandırır. Stop olması için destek bölgesinin altında kapanış yapması gerekir mi? Evet, kapanış yapması gerekir. Peki kapanışı nerede yapacağını bilebilir miyim? Burası çok güçlü bir destek bölgesi olduğu için belki de hızlı bir şekilde düşüş devam edecek. Fiyat burada kapatacak. Ben hedefimi buraya koydum. Buradan alışa geçiyorum. 100 dolarlık yer için 300 dolar para kaybedebilirim. O yüzden bizim için günlük grafik sadece rüzgarın yönünü anlamak için kullanacağımız teknik analize giriş zaman dilimidir. Biz burada bunları belirledikten hemen sonra ne yapacağız? 4 saatlik grafiğe geçeceğiz. 4 saatlik grafik orta vade olarak adlandırılır ve kendimiz için alanlarımızı daraltmamız gerekiyor. Ve burada günlük grafikte çizdiğimiz bölgeler 4 saatlik grafikte aynı şekilde yine bir fraktal bölgesiyle eğer birleşecek olursa hem 4 saatlik grafikte direnç bölgesi hem günlük grafikte olan direnç bölgesi veya destek bölgesi çok daha güçlü tepki verir. Şu an burada olduğu gibi. Günlük grafikte destek bölgesindeyiz. 4 saatlik grafikte de destek bölgesindeyiz. Artı günlük grafikte burada 2 tane fraktal bölgenin iç içe geçmiş olduğunu görebiliyoruz. Yani burası aslında güçlü bir destek bölgesi. Peki güçlü destek bölgesi ne zaman artık güçlü destek bölgesi olmayı bırakır? Günlük grafikte çizdiğimiz bu bölgenin altında. Şimdi günlük grafikteki dip seviyemiz neresi? 1.0488 euro dolar için. 1.0488 seviyesinin altında günlük grafikte mevcut bu mum bu seviyenin altında kapatacak olursa bir puan dahi bir pips dahi hiç fark etmez. Buradaki destek bölgesi ihlal edilmiş sayılacaktır. O yüzden böyle bir durumda trend yönümüzü de biz şu an olduğu gibi görebiliyoruz. Trend hangi yönde? Resmen düşüyor. Patır kütür düşen bir trendin içerisindeyiz. Evet elbette sonsuza kadar düşmeyecek. Bir yerden dönecek veya bir düzeltme yapacak ama nereden? Önemli olan bu. Bunu bilemedikten sonra evet fiyat dönecek. Çok basit bir öngörü. Evet dönecek ama nereden dönecek? Ezbere öngörü size para kazandırmak yerine para kaybettirir. Hepsine geleceğiz. 4 saatlik grafiğe geçiş yaptık. Peki biz aynı şeyi burada da yapabilir miyiz? Burada da fraktal bölge belirleyebilir miyiz? Elbette. Günlük grafikteki bölgelerimiz belli. Şimdi bir de 4 saatlik orta vade grafikteki fraktal bölgeleri belirleyeceğiz. Nasıl belirliyorduk? Aynı, hiçbir şey değişmiyor. Yatay çizgimizi atıyoruz. Bize tepe ve dipler lazım. Buradaki fraktal bölgelerimizi çizmeye gerek var mı? Yok. Zaten burası günlük ve 4 saatlik grafikte bir destek bölgesi olduğunu gösteriyor. Bizim için artık tepe noktası önemli. Peki tepeleri biz nasıl belirliyorduk? Veya fraktal bölge olması gereken bölgelerin şartları neydi? Buradaki tepeyi geçiyorum artık. Burada da yok. Burada bir tepe var. Bakalım. Tepeyi oluşturan mumun sağında iki kapanış var mı? Birincisi, ikincisi. Bu mumlar 4 saatlik mumlar. Yani 4 saat içerisinde açılıp kapanır. Bir tane, iki tane. İki tane kapanış var. Sol tarafa bakalım. Bir kapanış var mı? Var. İkincisi var mı? Var. O halde bizim için burası 4 saatlik grafikte nedir? Bir fraktal direnç bölgesidir. Ve bunu da 4 saatlikte, 1 saatlikte aynı zamanda gösteriyorum. Teknik analizde günlük grafikte yaptığımız, tespit ettiğimiz bölgeler 4 saatlik grafikte de önem taşır. 4 saatlik grafikte belirlediğimiz bölgeler saatlik grafikte de önem taşır. O yüzden
bunları görünür hale getiriyoruz. Burası bizim ilk 4 saatlik grafikteki direnç bölgemiz. Ne yapıyoruz? Fitilin ucundan gövdeye kadar ve fiyatın güncel seviyesinin ötesine fiyatımızı, daha doğrusu dikdörtgenimizi uzatıyoruz. Ve burası ilk 4 saatlik fraktal direnç bölgesi. Devamına gelelim. Bir tepede burada var. İki sağda var mı kapanış? Var. İki solda var mı kapanış? Var. O halde burası da bir 4 saatlik grafikte nedir? Fraktal direnç bölgesi ve birbirine çok yakın. Ve biz de demiştik birbirine yakın ve iç içe girmiş bölgeler normal tek bölgelere göre daha güçlüdür. Her zamanki gibi fitilin ucundan gövdenin bittiği ya da başladığı yere kadar sağ tarafa doğru uzatıyoruz. İki tane yeter demiştik. Ve sonrasında altımızda herhangi bir destek var mı? Şu an itibariyle farklı bir fiyat olmadığından dolayı eğer 0.488'in altında 4 saatlik bir kapanış olursa 4 saatlik grafikte ilk fraktal bölgemiz ihlal olacak. Ve bu mum kapanışı günlük muma kadar devam edecek olursa günlük grafikte bu güçlü bölge tamamen güçlü bir direnç halini alacak. 2 dakika mola veriyoruz. Ondan sonra hemen devam ediyoruz.
Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Küçük bir kedi krizi yaşadım. Mecburen ara vermek zorunda kaldım. Zaten 40 dakika olmuştu. Küçük bir mola, iyi geldi. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. 4 saatlik grafikte direnç bölgelerimizi belirledik. Destek bölgelerimiz zaten günlük grafikte mevcut. Ve şu an Euro-Dolar grafiğindeyiz. Euro-Dolar'da muhtemelen zaten bu bölge, eğer bugünlük kapanış seviye altında kalacak olursa satışın devamını öngörebileceğiz. Ama bölge üzerinde kalacak olursa burada bir toparlanma bekleyebiliriz. Peki bu toparlanma nereye kadar devam edecek? İşte asıl soru o. Şimdi günlük grafiğe şöyle bir dönelim. Günlük grafiğe döndüğümüzde günlük grafikteki ilk fraktal bölgemiz bayağı yukarıda. 1.0679'lara kadar devam eden bir boşluk var gibi görünüyor. Ancak bu şu an için geçerli çünkü buradaki zirvenin kenarında, yani yarın da bir mum kapanışı seviye altında gerçekleşecek olursa bu alan komple ne olacak? Şu şekilde bir direnç bölgesi halini alacak. O zaman bizim hedefimiz olası dönüş veya düzeltme durumunda 1.0678'ler değil, ne olacak? Hemen 1.0573'ler olacak. Günlük grafik tekelinde, üzerinde söylüyorum bunu. Ama şimdilik böyle bir durum söz konusu değil ve eğitimin anındayız şu an. Aslında güzel bir bölgede Euro-Dolar. 4 saatlik grafikte 2 tane direnç bölgemizi belirledik ve bize en yakın direnç bölgesi neresi? Hemen burası. 4 saatlik grafikte, yani 1.0568 olası bir alım yönlü tepki gelecek olursa öngörümüz çok basit. Hiç fazla teferruata gerek yok. En basit haliyle bölge altında günlük veya 4 saatlik kapanış olmamak kaydıyla. Çünkü öyle bir şey olursa ne olacak? Burada 4 saatlik grafiğe ait küçük olan destek bölgesi ihlal olacak. Günlükteki hala geçerli olacak. Ancak günlükte kapanacak olursa iki bölgede tamamen kırmızıya dönecek ve artık direnç oluşturacak. Şu an için o olana dek, örnek veriyorum, ben buradan bir alım işlemi girdiğim zaman potansiyel olarak hedefim 4 saatlikteki ilk direnç bölgem olacak. Yani 1.0570 seviyelerine kadar bu hareket devam edebilir. Peki 4 saatlik grafikte önümüzde başka bir direnç bölgesi olmadığı için fiyat her seferinde bu mesafeyi yükselerek doldurmak zorunda mı? Kesinlikle hayır. Onlara da geleceğiz. İlk etapta en kaba ve en sade şekliyle öngörüyü nasıl oluşturacağımızı öğreneceğiz. Ondan sonra bu kısımları minimum hedefleme olarak tutmaya devam edeceğiz. Şimdi 4 saatlikte, pardon, günlük grafikte yaptık. Fraktal bölgemizi belirledik. 4 saatlik grafiğimizi, fraktal bölgemizi belirledik. Geriye ne kaldı? Bir de saatlik grafikte fraktal bölgemizi belirleyeceğiz. Ve hemen burayı, artık 4 saatlik grafikte çizdiğimiz bölgeyi günlük grafikten kaldırıyorum. Ve sadece 1 ve 4 saatlik grafikte görünür hale getiriyorum. Çünkü gitgide ticaret yapacağımız alanı kendimiz için daraltmaya başlıyoruz. Aynı zamanda burayı da saatlik grafikte görünür hale getirebilirim. Çünkü hem saatlikte, çünkü burada dikkat edelim, en dip nokta burası. Sağda iki kapanış var mı? Var. Solda iki kapanış var mı? Var. O halde burası da fitilin ucundan gövdeye kadar sağa doğru uzattığımız zaman bir destek bölgesi halini almak durumunda. O yüzden bu bölgeyi, bu bölgeyi ve bu bölgeyi saatlik grafikte de görünür hale getiriyoruz ve sırayla saatlik grafiğimize geçiyoruz. Saatlik grafiğimize geçtiğimizde şöyle bir bakacak olursak, günlük ve 4 saatlik grafikteki destek ve direnç bölgelerimiz zaten belirlenmiş. Saatlik grafikte herhangi bir fraktal bölge var mı yok mu, ona da bakmamız lazım. Ne yapıyorduk? Yatay çizgimizi aldık. Bizim için ilk tepe nerede? Hemen burada. Şöyle bir yakından bakalım. Sağda iki kapanış var mı? Henüz yok. Solda iki kapanış var mı? Var ama zirvenin ihlali söz konusu. O halde burası geçilmez. Yani daha doğrusu fraktal bölge sayılmaz. Devam ediyoruz. Burada da aynı şey var. Burada da aynı şey. Burada, burada. Hepsinde aynı şey var. Ta ki nereye dek? Bu bölgeye kadar saatlik grafikte bu alanda bir fraktal bölge bulunmuyor. O halde burası 4 saatlik grafikte bir fraktal bölge miydi? Evet. Direnç bölgesi olarak saatlik grafikte de bu alan bir fraktal bölge mi?
Evet, o halde burası hem 4 saatlik hem de saatlik grafik için en önemli bölgemiz. Devam edelim. Saatlik grafikte ikinci fraktal bölgeyi nasıl belirleyecektik? Son fraktal bölgeden sol tarafa doğru ilerliyorum. Üstteki fiyatlara bakacağım. Var mı? Burada sağda iki kapanış var ama solda yok çünkü ihlal var. Daha yukarı gidiyorum. Buraya bakalım. Sağda iki kapanış var ama solda yine ihlal var. Daha yüksek bir fiyat görülmüş. O halde artık en tepeye geçeceğim. En tepeye geçtiğim zaman ne görüyorum? Bu iki alan 4 saatlik orta vade grafikte de direnç bölgesi miydi? Evet. Peki saatlik grafikte de aynı yerler. Saatlik grafikte de fraktal bölge mi? Evet. Yani bu bizim için şu demek oluyor. Bu iki bölgede çok güçlü direnç bölgesi. Bunu da tekrar çizmemize gerek yok. Saatlik grafikte zaten. Ve iki tane yeter demiştik. Bunu da kaldırıyorum. Şimdi günlük grafikten itibaren olası hareketler ne yöne olursa olsun nereye kadar gidebileceğini az çok tespit ettik mi? Ettik. Hatırlayalım. Günlük grafiğe geldik. Uzaktan bakıyoruz. Önemli bir destek bölgesinde miyiz? Evet. En yakın direnç günlük grafikte neresi? 1.0678. Tamam. Ben buradan bir alım işlemi atıyorum. Açtım diyelim. Hedefim neresi olmalı? Günlük grafiğe göre 1.0678. Peki daha önce dönebilir mi fiyat? Daha önce bir direnç görebilir mi? Görebilir. O yüzden zaten 4 saatlik grafikte de ne yaptık? Bu bölgelerimizi belirlemiş olduk. 4 saatlik grafiğe geçtiğimiz zaman hedefimiz değişti. Hedefimiz aslında günlük grafikte burasıyken şimdi ne oldu? Buraya döndü. Yani 1.0568. Saatlik grafikte herhangi bir fraktal bölgesi var mıydı burada? Yoktu. O halde öngörümüzü oluşturmak için her şey hazır. Ben buradan bir alım işlemi açtığım zaman 4 saatlik grafikte hedefimin neresi olması gerektiğini biliyorum. 1.0568. Daha erken dönüş olabilir mi? Olabilir. O yüzden ne yaptık? Saatlik grafikte de direnç bölgesini belirlemeye baktık. Peki biz burada bir direnç bölgesi bulabildik mi saatlik grafikte? Fraktal bölge olarak herhangi bir direnç bölgesi bulamadık. Eurodolar'da günlük 4 saatlik ve saatlik grafikte olası hareketlere karşı takip edeceğimiz bölgelerimiz hazır. Buraya kadarlık kısımda anlamadığınız bir nokta oldu mu? Farklı bir üründe de aynı şeyi yapacağız. Aynı şekilde hiçbir şey değişmeyecek. Günlük grafikte açacağız grafiğimizi. Hatta istediğiniz bir ürün varsa direkt onun üzerinde bakalım. Chat tarafında bunu belirtirseniz sizin istediğiniz ürün hangisi olduğunun bir önemi yok. Kripto olmamak şartıyla. Çünkü kriptodaki fitiller çok büyük olabiliyor. Onlara sonra geleceğiz. Paritelerden bir ürün seçelim. Onun üzerinde ikinci fraktal bölge belirlememizi gerçekleştirelim. Evet. Burada sizin herhangi bir ürün söylemenizi bekliyor olacağım. Oradan geldiği zaman ne yapacağız? İncelememize başlayacağız. Evet, ilk ürün geldi. Ons. Ne yapıyoruz? Hızlı davranan ons olduğu için onsla devam ediyoruz. XAU USD. Hemen şöyle herhangi bir fiyat sağlayıcıdan açılışımızı yapalım. Grafiğimiz nasıl açıldı? Saatlik grafikten açıldı. Ben sadece ons grafiği ya da herhangi bir ürün fark etmez. Açar açmaz saatlik grafikte mi analize başlıyorum? Hayır. Ne yapıyorum? Günlük grafik. İlk önce rüzgarın hangi yönde olduğunu bilmem şart. Günlük grafiğe geldiğim zaman şöyle birazcık geriye doğru alıyorum. Ve fraktal bölgelerimi belirlemeye başlıyorum. İlk önce ne yapıyorduk? Yatay çizgimizi aldık. Fiyatın gördüğü en dip noktaya bir bakalım. Sağdaki kapanış var mı? Eser yok henüz. O yüzden destek bölgesinden değil de ne yapalım? Direnç bölgesinden başlayalım. Şurada bir tepe var. Sağda iki kapanış var mı? Bir tanesi bile henüz kapanmamış. O yüzden devam ediyorum. Burada da aynı şey. Burada da aynı şey. Burada da, burada da, burada da, işte burada. Şimdi burada çok güçlü bir tepe mevcut. Sağ tarafta iki tane günlük kapanış olmuş mu? Evet. Solda iki tane olmuş mu? Evet. Burası günlük grafikte ons için ilk önemli fraktal bölgesi. Nasıl çiziyorduk? Fitilin ucundan gövdenin
başladığı ya da bittiği yere kadar ve sağ tarafa doğru uzatıyoruz. Günlük grafikteki bölgeyi 4 saatlik grafikte de görünür hale getireceğiz. Ve devam ediyorum. İkinci fraktal bölgemi nasıl bulmam gerekiyordu? Hiç bunu kaldırmıyorum. Çizginin sol tarafına doğru devam ediyorum ve daha yüksek bir tepe arıyorum. İşte burada. Hemen alıyorum. Bu tepeye geliyorum. Sağdaki kapanış var mı? Var. Soldaki kapanış var mı? Var. Ne yapıyorduk? Dikdörtgenimizi alıyoruz. Fitilin ucundan gövdenin bittiği ya da başladığı yere kadar ve sağ tarafa doğru uzatıyoruz. Ve burada karşımıza bir şey çıkıyor. Ne demiştik? İki tane fraktal bölge iç içe ya da yan yana olursa o bölgenin aşılması tek bir bölgenin aşılmasına kıyasla çok daha zordur. Yani bu demek oluyor ki bu bölge ons için gerçekten bir dönüm noktası ama sadece günlük grafik için. Buradaki grafiğimizi 4 saatlik grafikte gösterdik. 2 tane bölge yeter demiştik. Ve şimdi sıradaki destek. Peki destek bölgesini nasıl bulacağız? Altımızda hiçbir fiyat yok. Dip noktaya yatay çizgimizi atıyoruz her zaman olduğu gibi. Ve ne yapıyorduk? Sol tarafa doğru ilerliyoruz. Daha büyük, daha düşük bir dip bulana dek. Nerede var? İşte burada var. Aldım. Buraya yerleştirdim. Bakalım. Dibi oluşturan mumun sağında ve seviyenin üzerinde iki kapanış var mı? Var. Sol tarafta var mı? Var. Demek oluyor ki burası günlük grafikte bir fraktal destek bölgesi. Nasıl çiziyorduk? Fitilin ucundan gövdenin başladığı ya da bittiği yere kadar çizip bunu güncel fiyat seviyesine kadar uzatıyorduk. Çünkü fiyatın tekrar bu bölgeye gelmesini takip edeceğimiz için bunu güncel fiyat seviyesine kadar uzatmamız gerek. Peki kırmızı mı? Hayır. Destek yeşil olacak. Bu bölgeyi de ne yapıyoruz? 4 saatlik ve günlük grafikte görünür hale getiriyoruz. Ardından çizgimin soluna doğru devam ediyorum. Daha aşağıda bir dip var mı? Var. Hemen oraya geliyorum. Bakalım şartlar yerinde mi? Sağda iki kapanış var mı? Var. Solda iki kapanış var mı? Var. O halde burası da benim için bir günlük grafikte özellikle fraktal destek bölgesi. Nasıl çiziyorduk? Dikdörtgenimi aldım. Fitilin ucundan gövdenin olduğu yere kadar ve güncel fiyat seviyesine kadar uzatıyorum. Ve yine karşımıza bir şey çıktı. Ne çıktı? İki tane günlük fraktal bölgesi iç içe girmiş. Yani burası bizim için günlük grafikte en önemli destek bölgelerinden bir tanesi. Peki sıradaki hamlemiz neydi? Artık günlüğü bitirdiğimize göre 4 saatlik grafiğe ne yapıyoruz? Geçiş yapıyoruz. 4 saatlik grafikte günlük olarak en önemli bölgelerimizi tespit etmiş miyiz? Etmişiz. Peki sıradaki ne? 4 saatlik grafikteki destek ve direnç fraktallarını belirlemek. Aynı şekilde yatay çizgimi attım. Önce desteğine bakalım. Sağda iki kapanış var mı? Henüz yok. O zaman desteği bir kenara bırakıyorum. Zirvelere bakıyorum. Burada şöyle yaklaşalım. Zirvenin sağındaki kapanış var. Solunda bir ama ikinci kapanış ihlal. Bunu geçiyorum. Ve bir sonraki tepe. Çok temiz bir bölge. Sağdaki kapanış var mı? Var. Solda var mı? Var. O halde burası 4 saatlik grafikte ne diyoruz? Önemli bir fraktal direnç bölgesi. Nasıl çiziyorduk? Fitilin ucundan gövdeye kadar ve güncel fiyat seviyesine kadar veya geçecek kadar uzatıyoruz ve kırmızıya boyuyoruz. Devamında ne yapıyorduk? Sol tarafa doğru değil artık. Tepeleri arıyoruz. Tepe 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 nerede var? Burada iki kapanış sağda iki solda yok. Devam ediyorum. Burada da aynı şekilde. Şurada var. Bakacak olursak zirve oluşturulmuş. İki sağda kapanış var mı? Var. İki solda kapanış var mı? Var. Burası da benim için 4 saatlik grafikte bir fraktal direnç bölgesi. İki tane oluşturduk mu? Oluşturduk. Hatta şunu da gösterelim. Burada bir tane tepe var. İki sağ iki sol şartlar yerinde. Ve burayı da uzatacak olursak. Bakın burada birden çok hem günlük grafikte hem de 4 saatlik grafikte iç içe girmiş direnç bölgeleri mevcut. Yani öngörümüzü oluşturmaya az kaldı. Artık buradaki 4 saatlik grafikte çizdiğimiz bu direnç bölgesini günlükte değil de saatlik grafikte de ne yapıyoruz? Görünür hale getiriyoruz. Sonrasında nereye dönüyoruz? Bu arada
Burada günlük ve 4 saatlik destek bölgemiz olduğu için bunu da saatlik grafikte görünür hale getireceğiz. Çünkü saatlik grafikte henüz, burada daha doğrusu 4 saatlik grafikte başka bir destek yok. Saatlik grafiğe tekrar geçiş yapıyoruz. Saatlik grafiğe geldiğimiz zaman karşımıza ne çıkıyor? Hemen altımızda orta uzun vadeye ait, yani 4 saatlik ve günlük grafiğe ait bir değil, hatta 2 tane önemli destek bölgesi var. Ve dikkat edin, hacimli bir iniş varken destek bölgesine doğru yaklaşırken mumlar gitgide küçülmeye ve hacimsizleşmeye başlamış. Bu bir aslında işaret olabilir. Yani bu bölgeyi takip et diyor benim için. 4 saatlik grafikte burada bir fraktal bölgemiz vardı. Saatlik grafikteki bölgeyi oluşturmak için değişen bir şey yok. Yatay çizgimizi attık. Önce dip. Şurada bir dip var. Ve bakacak olursak sağ taraftaki kapanış var mı? Var. Solda var mı? Var. O halde saatlik grafikte benim için burası bir fraktal destek bölgesi. Nasıl çiziyorduk? Fitilden gövdeye kadar. Ve güncel fiyat seviyesini aşacak şekilde uzatıyoruz. Peki devamında sol tarafa doğru geçiyorum. Gerçi sol tarafa doğru geçmemize gerek yok. Çünkü zaten altımızda artık bir destek bölgesi mevcut. Burada başkasını da eklesek çok bir şey ifade etmeyecek. O yüzden direnç bölgesini belirleyelim. Nasıl belirleyeceğiz? Tepe arıyoruz. Burada bir tepe var. Yaklaşalım. Sağda iki kapanış var mı? 1, 2. Solda var mı? Var. İhlal var mı? Yok. O halde burası benim için saatlik grafikteki ilk direnç fraktal bölgem. Kaldırdım. Hemen bölgemi belirgin hale getiriyorum. Burası bir direnç olduğuna göre kırmızı işaretleyeceğiz. Ve devamında 2 tane olması yeterli demiştik. Başka zirve nerede var? Burada var. 2 tane sağda kapanış var mı? İhlalsiz. Evet. 2 solda kapanış var mı? İhlalsiz. Evet. Burası da benim için bir fraktal direnç bölgesi saatlik grafikte. Aynı şekilde fitilin ucundan gövdeye kadar çizdim ve uzattım. Şimdi ikişer tane günlükte destek direnç bulduk. 4 saatlikte bulduk. Saatlikte bulduk. Geriye kaldı sadece öngörümüzü oluşturmak. Peki şu grafiğe baktığımız zaman ilk önce günlük grafiğe gidelim. Günlük grafikte, tabii ki bunları da günlük grafikte görünür hale getirirsek hepsi birbirine girer. Bunları kaldırıyoruz. Günlük grafikte görünmeyecek şekle getiriyoruz. Evet. Şimdi günlük grafiğe tekrar geçelim. Günlük grafikte bizim için en önemli iki tane bölge. Birisi yukarıdaki direnç bölgesi. Bir diğeri de hemen altımızda yakın olan bölgedeki destek bölgesi. Günlük grafikteki öngörümüz şu olmalı. Çok basit. Fiyat destek bölgesine kadar geldikten sonra eğer bölgenin altında, yani dip noktamız neresi? 1805. Yanlış hatırlamıyorsak şöyle bakalım. Destek dip noktamız 1804.78 seviyesi altında günlük mum kapanışı olduğu andan itibaren burası güçlü bir destek olmaktan tamamen çıkar. Güçlü bir direnç bölgesi halini alır. Bu ne demek? Örnek veriyorum. Mum aşağıya doğru geldi ve kapanışını yaptı. Bölgenin altında kapanış yaptığı için, hem de güçlü bir destek bölgesi altında bu kapanışı yaptığı için artık biz burayı destek olarak kabul edemeyiz. Burası artık ne hale gelecek? Bir direnç bölgesi haline gelecek. Peki bu bizim işimize nasıl yarayacak? Elbette fiyat bölge altında kapatacak olursa sonsuza dek düşüş dümdüz olmayacaktır. Fiyat ne yapacaktır? Muhakkak bir düzeltme yapacaktır. Bunu da nereden yapacağını tabii ki şu an için bilemeyiz. Ama nereden yaparsa yapsın fiyat tekrar bu bölgeye uğradığında bilmemiz gereken en önemli şey, burası çok güçlü bir direnç bölgesi. Yani ben burada alım değil satış aramam lazım. Satış aramak zorundayım. Teknik olarak ben teknik analiz yapıyorsam direnç bölgesinde almamalıyım. Destek bölgesinde satmamalıyım. Ne yapacağım? Sabırla fiyatın bu bölgeyi tekrar test etmesini bekleyeceğim. Ve fiyat buraya test etmek için geldiğinde satışa gireceğim. Satışa ama nasıl gireceğim? Fiyat buraya geldi diye direkt satışa girmeyeceğim. Çünkü biz küçük yatırımcıyız. Bizim paramız zenginlerden daha değerli. Çünkü bizim kaybetme lüksümüz yok.
O yüzden hareketin başlayacağı noktayı tespit etmemiz lazım. İşte burada fiyat geldikten sonra işleme nasıl gireceğiz? Hangi zaman diliminde neyi takip edeceğiz? Bu da dersin ilerleyen, daha sonraki derslerin ilerleyen konuları olacak ve çok zevkli. Emin olun şu anki öğrendiklerimizden daha zevkli olacak. Çünkü artık kendimize bir şeyler katmaya başlayacağız ve grafik takip edeceğiz. Grafik çizeceğiz. Bölgeleri belirleyeceğiz ve oluşturduğumuz öngörüleri o hafta takip edeceğiz. Bunu yapmak herhangi bir kayıp getirmez. Yani hiçbir kayıp yok. Kendi oluşturduğumuz bölgelerin çalışıp çalışmadığını, piyasanın o bölgelerde nasıl tepki verip vermediğini takip edeceğiz ki özgüvenimiz yerine gelsin. Bu işi yapabileceğimize inancımız artsın ki zaten zor bir iş değil. Dediğimiz gibi bunu zorlaştıran bizleriz. O yüzden sakin sakin en basit haliyle sabrederek, yani fiyat buraya gelmedi. Evet, gelmeye de bilir. Ben buradan almak zorunda değilim. Çünkü bu günlük bir grafik. 1930'dan 1904'e, 1905'e kadar 25 dolarlık bir düşüş söz konusu. Burada ufak görünüyor olabilir. 1000 doları olan küçük bir yatırımcı 0.25 lot burada pozisyon aldığı zaman fiyat eğer 25 dolar düşerse o hesap gider. Yok olur. Kaybolur. Çünkü küçük bir bölge ama günlük bir grafik olduğu için aslında çok büyük bir bölge sayılır. Ve görelim tekrar. Şimdi günlük grafikte nereyi takip edeceğiz? Bu bölgeyi takip edeceğiz. Hangi seviye? 1817.05. Peki 4 saatlik grafiğe tekrar gelelim. 4 saatlik grafikte herhangi bir destek burada yok. Saatlik grafiğe geçiş yaptığımız zaman burada daha önce oluşturduğumuz fraktal bölgeler karşımıza çıkıyor. Peki buradaki öngörümüz ne olmalı? İlk öngörü ve bence en gereksizi, buradan alırım, buraya kadar tutarım. Bence gereksiz. Daha doğru olanı, fiyatın saatlik grafikte 1826.90'ın altında kapanış yapmasıyla birlikte satışa girerim. Hedefimde minimum neresi olur? 1817.05 olur. Burada satış pozisyonundan karımı alırım. Fiyatın tepki almasını beklerim tekrar alışa girmek için. Peki ben böyle bir şey yaptıktan sonra buradan alışa girecek olursam ilk hedefim neresi olur? Saatlik grafikten başlarız. 4 saatlik grafiğe, ardından günlük grafiğe. İlk hedeflemeyi günlük grafiğe göre yapacak olursak 4 saatlikteki ve saatlikteki dirençleri yok saymış oluruz. Ve olası bir yükselişte fiyat buradayken o çok güzel kardayız, günlük hedefimiz burada, tutalım. Öyle bir şey yok. Pat gitti. Kardan zarara döndü. Küçük yatırımcı için her şeyin en önemlisi ilk başı minimum. Bakın minimum hedeftir. Minimum hedefi cebimize koyduktan sonra o pozisyonu taşıyıp taşımamak tabii ki bize kalmış. Ama ilk önce minimum ulaşması gereken veya ulaşabileceği noktayı hedefleyerek kar zarar oranımızı, lot miktarımızı ona göre ayarlamamız gerekiyor. Ve bu tarz bölgelerde işleme giriş için neyi kullanacağız? Çok güzel bir price action kullanacağız. Price action dediğimiz fiyat hareketi, mumların hareketi. Yani mumlara bakarak fiyatın dönüşe geçip geçmeyeceği sinyalini arayacağız. Şimdi burada günlükte ve 4 saatlikte ve hatta saatlik grafikteki fraktal bölgelerimizi ne yaptık? Belirlemiş olduk. Günlük grafiğe geçelim ve artık öngörümüzü oluşturma zamanı geldi. Günlük grafiğe göre, bunu buradan kaldıralım. Fiyat 1817.05'e geldiği zaman, tabii ki uygun koşullar oluştuktan sonra, atıyorum ben burada bir işleme girdim ve uzun vade tutmak istiyorum. O zaman günlük grafikteki hedefimiz 1930. Ama bu günlük grafikte. Şimdi bunu alt zamanlardan kaldıralım. Gelelim 4 saatlik grafiğe. 4 saatlik grafiğe geçtiğimiz zaman, 4 saatlik grafikte bunlar saatlik grafikten kaldı. Bunları şöyle kaldıralım kafamızı karıştırmasın. Evet. Şimdi 4 saatlik grafiğe geçtiğimiz zaman
Hedefimiz neresi oldu? Hemen değişti. Fiyat bu bölgeye geldiğinde eğer bir alım tepkisi alırsa, bunu daha sonra öğreneceğiz. 4 saatlik grafikteki hedefim 1873.5. Bunu 4 saatlik grafikte sadece görünür hale getiriyoruz. Ve saatlik grafiğe geçiyoruz. Saatlik grafikteki hedefimiz ne olmalı? Burada gitgide işler değişiyor. Saatlik grafikte buradan eğer kısa vadede bir alım yapacak olursam, gün içerisinde olsaydı mantıklı olurdu. Ama şu an volatilite düşük ve trend yönünün tersine bir işlem olacak alım yönlü hareket. Çünkü trend yönümüz düşüşte. Yani düşen bir fiyata karşı alıma geçmek yanlış mı? Değil. Ama elimizde yeteri kadar sebep olması gerekiyor. Çünkü trendin tersine bir işlem açıyoruz. Trend yönünde işlem açacağımız zaman bir veya iki sebep yeterlidir. Trend tersine işlem açacağımız zaman iki tane sebep de yeterli değildir. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Çünkü rüzgara karşı bir koşuya kalkacağız. Yeteri kadar sebep olması gerekiyor. Kısaca saatlik grafikteki hedefimiz, ben buradan bir alıma girecek olursam kısa vadede saatlik grafikteki ilk hedefim, minimum hedefim 1837.1 olmalı. Stopum nerede olması gerekiyor? 1826.9'un altında saatlik bir kapanış olursa, ne demiştik? Artık burası destek bölgesi olmaktan çıkar, potansiyel bir direnç bölgesi halini alır ve şöyle bir hareket olabilir. Devamında. Çünkü bizim beklediğimiz bölge burası. Buraya gelmek zorunda mı? Değil. Belki de buradan yukarı gidecek. Belki de burayı da aşacak, aşağı devam edecek. Ama ben neden burayı beklemek isterim? Ben küçük yatırımcıyım. Ben buradan alışa geçecek olursam, burada fiyat kapanış yaptığı zaman belki de hacimli bir iniş yapacak ve burada kapatacak. Ben burada kapattığı için bu pozisyondan çıkmakta daha da zorlanacağım. Neden? Çünkü hemen altımda günlük ve 4 saatlik grafikte bir destek bölgesi var. O halde ne yapacağım? Buradan aldığım pozisyonu burada kapatamayacağım. Aksine burada bir de kademe almak zorunda kalacağım. Mantıksız mı? Kesinlikle değil. Ama fiyat dönmek zorunda mı? Kesinlikle değil. Devam edecek olursa ne olacak? İki tane poz elimde kalmış olacak. Bunun yerine, burada alıma girmek yerine, bu bir örnek. Burada alıma girmek yanlıştır ya da doğrudur kısmında değil. Burada alıma girmek yerine ben beklerim. Gelsin fiyat buraya. Buradan bir tepki bulmasını beklerim. Buradan alışa geçip minimum hedefimi buraya tutmak için. Belki de günlük ve 4 saatlik grafikte burası çok güçlü bir destek bölgesi olduğu için saatlik direnç fiyatı tutamayacak. Ne yapacak? Yükseliş devam edecek. Nereye kadar? Saatlik dirençleri geçtikten sonra hedefimiz ne olmalı demiştik? 4 saatlik grafikteki ilk fraktal bölgemiz nerede? 1873.5'te. Belki buradan çok daha güçlü bir tepki geldi. 4 saatlik bölgeyi de aştı, üstünde kapattı. Sıradaki bölge neresi? İşte burası. 1922, hatta 23. Olamaz mı? Elbette olabilir. Ama şu direkt yanlıştır. Fiyat burada, alıma giriyorum, hedefim burası. Böyle bir şey yok. Olabilir de. Ama bizim için bu iş ihtimaller üzerine zaten, ama o kadar da değil. Çünkü daha önünde başka direnç bölgeleri de var. Kademeli olarak takip etmek yerine direkt hedefimi ben şöyle de verebilirim. Saatlik grafikte, 4 saatlikte hiç uğraşmam. Günlük grafiği açarım. Derim ki buradan alıyoruz, 1930'a kadar tutuyoruz. Ya bunun bir garantisi var mı? Yok. Neden yok? 4 saatlik grafikteki direnç bölgelerini geçildi mi? Geçilmedi. Saatlik grafikteki direnç bölgeleri aşıldı mı? Aşılmadı. Günlükte buradan al, 1930'a kadar tut. Yok böyle bir şey. O yüzden günlük, 4 saatlik, saatlik 3 vadede analizimizi yapacağız. Ama saatlikten günlüğe doğru değil, günlükten saatliğe göre yapacağız ki ilk önce rüzgarın hangi yönde olduğunu anlayalım günlük grafikte. 4 saatlik grafikte en önemli bölgeleri belirleyelim. Saatlik grafikte de o bölgelere doğru bir ticarete gireceksek hedefimiz belli olsun, stopumuz belli olsun. Bunlar belli olmadığı sürece ne kadarlık bir pozisyon açacağımızı da bilemeyiz. Saatlik grafikte, ya da saatlik grafik bazında söylemeyeyim,
Stop maliyeti, yani stop edeceğimiz bölge ne kadar yakındaysa pozisyonumuzu o kadar büyük açabiliriz. Çünkü 20 pips'te 100 dolar zarar yazacaksa bir lotta, tamamen atıyorum, bir lotta 20 pips mesafede 100 dolar zarar yazacaksa bu 40 pips'te 200 dolar yazar. Böyle bir durumda da ne yapacağız? Bir lot yerine bu sefer 0.50 lot açacağız ki dengeleyelim. Kar zarar dengelenmek zorunda. Mesela saatlik grafikte şu an hala ons satış baskısı altında. Görüldüğü üzere. Hacim yok. Hacim bitmiş. Bu saatlerde hacim olmadığından dolayı artık herhangi bir veri açıklaması vesaire de konuşma da yok. O yüzden burada artık böyle yataya sararcasına hacimsiz hacimsiz ama çaktırmadan da olsa düşüşe devam ediyor. Henüz burası bir destek bölgesi, ihlal edilmedi. Evet, şimdi şöyle bir bakalım. Hocam bir önceki güne göre belirlememiz gerekmez mi bölgeleri? Sonuçta kapanış gerçekleşmedi henüz. Bir önceki gün kapanışına göre bölge belirlesek daha farklı bölgeler çıkmaz mı? Çıkar. Elbette çıkar. Ama şu an bu işin ilk başındayız. Günlük grafikte ons tekerinde konuşuyorum. Günlük grafikte şu an sadece destek ve dirençleri öğreniyoruz. Bunun içinde daha destek direnç dönüşüm bölgeleri var. Direnç destek dönüşüm bölgeleri var. Mesela biz şurada bunu çizebilirdik ama henüz ne yapmadık? Çizmedik. Çünkü burası önceden bir destek bölgesiydi. Altında kapanış yapıldıktan sonra potansiyel olarak bir direnç bölgesi halini aldı. Ne zamana kadar bu geçerli olur? Fiyat dönüp üzerinde kapanış yapana dek burası potansiyel destek direnç olmaya devam eder. Eğer doğru anladıysam demek istediğinizi. Saatlikten de 15 dakikalığa geçebilir miyiz? Elbette geçebiliriz. Saatlikten 15 dakikalığa da geçebiliriz. 15 dakikalıktan 5 dakikalığa da geçebiliriz. Ama şöyle bir şey var. 15 dakika, ben çok severim 15 dakikalık vadeyi. Kısa vade güzel işlem fırsatları verir. Ama bir grafikte zaman dilimini ne kadar aşağı çekerseniz karşınıza o kadar çok direnç ve destek bölgeleri çıkacaktır. Bu da aklınızı karıştırabilir. Çünkü 15 dakikalık grafiğe şöyle bir geçelim. Saatlik grafikte olan direnç bölgesini de belirgin hale getirelim. Daha net anlaşılacaktır demek istediğim. Bunları da görünür hale getirelim. 15 dakikalık grafiklerde. Evet. Şimdi 15 dakikalık grafiğe geçiş yapıyorum saatlikten sonra. Karşıma saatlikteki bir direnç bölgesi çıktı. Peki 15 dakikalıkta fraktal bölge belirleyemem mi? Elbette belirleyebilirim. Nasıl yapıyorduk? Yatay çizgimizi atıyorduk. Zaten burada var. Buna bakmamıza gerek yok. Burada bir tepe var. Sağdaki kapanış var. Soldaki kapanış var. Burayı çizmem lazım. Fraktal bölge. Hemen yanında bir tepe daha var. Hemen yanında bir tepe daha var. Ve 3 tepe de birbirinin içine girmiş durumda. Bu şekilde. 15 dakikalık grafikte bu çizdiğimiz yerler önemsiz mi? Kesinlikle değil. Önemli. Ama ben buradan alışa geçecek olursam ilk hedefimin neresi olması lazım? Burası olması lazım. Bakalım. Buradan aldım. İlk hedefim nerede? Burada. Hemen rengini değiştirelim. Beyaz. Peki stop olmam için ne olması gerekiyor? Buradaki dip noktanın altında 15 dakikalık mum kapanışı olursa bölge ihlal edileceğinden dolayı benim de o pozisyondan çıkmam gerekir. Peki ben bu mumun nerede kapatacağını bilebiliyor muyum? Geldi mum burada kapattı diyelim. Burada kapattı. 1824'te kapattı. Benim hedefim 1833. Peki baktığım zaman kar zarar birbirine uyuyor mu? Sağdaki kar, soldaki de stop mesafem. Yani burada bana diyor ki stop olursan daha çok kaybedersin kazancına kıyasla. Yani 30 dolar kazanmak için 40 dolar riske etmem. Maksimum bunun oranı ne olmalıdır? Ben 50 dolar kazanmak için bir işleme giriyorsam o pozisyonda da maksimum kaybedebileceğim para 50 dolar olmalı. 50 dolar kazanmak için 100 dolar riske edilmez. O yüzden tabii ki 15 dakikalık grafiklerde daha güzel bölgeler veya daha iyi çizimler oluşabilir ama şu an 15 dakikalık grafikte ons için çok da sağlıklı bir bölge olmadığını söyleyebilirim. O yüzden saatlik grafik minimum takip etmemiz gereken seviye olmalı.
Evet, buraya kadar olan kısımda anlayamadığımız ya da özellikle tekrar etmemizi istediğiniz bir nokta var mı? Hocam buradan tepki alırsa işleme girilir mi yoksa direnç bölgesini bekleyip sel mi kovalamak gerekir? Şöyle söyleyeyim. Buradan bir tepki alır da fiyat bu bölgeye doğru gelecek olursa trend yönümüz henüz hangi yönde? Satış yönünde. Ve fiyat önemli destek bölgesinden mi gelmiş yoksa ara destek bölgesinden mi gelmiş? Ona bakmak lazım. Eğer buradan gelecek olursa ara destek bölgesinden geleceği için fiyatın tekrar bu bölgeden satış yeme ihtimali daha yüksek. Ve böyle bir durumda da ben ilk hedefimi burası yaparım. İkinci hedefim ise hemen altındaki güçlü destek bölgesi olur. Şimdi bu derste zaten sadece bunu öğreneceğiz. Yani günlük 4 saatlik ve saatlik grafikte nasıl teknik analize başlarız? Fraktal bölgeler nasıl belirlenir? Ve bu fraktal bölgeleri işleme gireceğimiz zaman nasıl kullanmamız gerekir? Nasıl yorumlamamız gerekir? Buydu. İlk temel dersimiz bu. Ve bu dersle alakalı da tabii ki ödevimiz de olacak. 1,5 saatlik eğitim planladım ben. Her derste haftada 2 gün. Tabii ki sadece 2 günle kalmayacak bazen. Bazı şeyleri öğrendikten sonra haftanın bir gününde de canlı piyasada analizimizi yapacağız ve işlem alacağız. İşlem fırsatı kovalayacağız. Sadece öğrendiklerimizle bunu yapacağız. O yüzden bütün bir bilgiyi tek seferde öğrenmeye çalışmak yerine, çünkü ilk kısımlar oldukça sıkıcıdır dediğim gibi, buraları sindire sindire ne kadar çok çizim yaparsanız, bu grafiklerde ne kadar çok çizim yaparsanız artık görüşünüz de o derece gelişecek. Çünkü günlük grafikte zaten artık bazı şeyleri bildiğiniz için hani bakarak bile anlayacaksınız. Bu bölgenin hiçbirinde fraktal yok. İlk fraktal nerede? Burada. O zaman şöyle baktığım zaman burada çok güçlü bir yükseliş gerçekleşmiş ve burada fraktal bölge var. İki kapanış sağ sol. Burada bir destek var. Daha çizmeden grafiğe bakarak olasılıkları hesaplamaya başlayabileceksiniz. Tabii ki sadece bakarak olmayacak. En azından kabaca nerede fırsat oluşabileceğini tespit edebilecek hale geleceğiz. Sonrasında ne yapacağız? 4 saatlik. Sonrasında ne yapacağız? Saatlik. Ve ons bu bölgeye doğru giriş yapmaya niyetli gibi bir hal içinde. Burayı takip edelim. 1817,05. Evet. Şimdi gelelim chat tarafımıza. Üstad 15 dakikalık mı önerimiz? 15 dakikalık mı önerimiz? Kaçırdım orayı. Yok. Hiçbir şekilde şu vadede öneririm diye bir şey yok. 15 dakikalık grafiğe de inebilirsiniz ama ilk etapta, daha ilk etapta 15 dakikalığa inmeyelim. Günlük başlangıç, 4 saatlik önemli bölgeler belirleme, saatlikteki hareketimizde aslında ne olacak? En azından 4 saatlik grafik, 4 saatlik direnç veya destek bölgelerine doğru hedefimizi belirlememizi sağlayacak. İlk etapta saatlik grafiğin altına inmeyin. Çünkü dediğim gibi ne kadar zaman daralırsa, vade ne kadar kısalırsa o kadar çok fraktal bölgesi karşımıza çıkar. Ve çizmeye kalktığımız zaman onların arasında ticaret yapacak mesafe kalmaz. Ve 15 dakikalık grafik birazcık daha böyle pratikleştikten sonra, hatta uzmanlaştıktan sonra tavsiye ederim. Çünkü 15 dakikalık grafiklerde hareketler hızlı olur. Ve bunları herhangi bir veri anında yapacak olursak 15 dakikalık grafikler bizi tamamen şaşırtabilir. O yüzden ilk etapta en azından 2 ders 15 dakikalık grafiğe lütfen inmeyin. Çünkü ilk başta nasıl başlarsanız arkası da o şekilde gelir. Sadece öğrendiklerinizin üzerinden geçin. Sabredin. Sadece öğrendiklerinizin üzerinden geçin. Burada ne göstermişsem, nasıl çizmişsem aynı şekilde ürün hiç fark etmez. Ne olduğunun hiçbir önemi yok. Taş olur, toprak olur, buğday olur, metal olur, demir olur, alt hiç fark etmez. Burada öğrendiklerimiz tamamen evrensel bir dildir. Tüm ürünlerde, tüm grafiklerde bu şekilde teknik analiz yapılır. Yani Euro'larda burayı çizerim, Ons'ta şurayı çizerim, petrolde burayı çizerim. Yok, hissede dahil olmak üzere her şey. Mumu ve grafiği olan her üründe aynı teknik analiz dili geçerlidir.
O yüzden hiç sıkılmayın. En sıkıcı bölgelerdeyiz çünkü. En sıkıcı konulardayız. Hiç sıkılmayın. Emin olun bu sıkıcı tarafları istediğimiz şekilde tekrar edip pekiştirdiğiniz zaman kendinize olan güven artacak. Kimseye ihtiyacınız yok aslında. Kendi öngörünüzü oluşturabilecek hale geleceksiniz ve kendi öngörünüzü oluşturduktan sonra da ya ben burada şu öngörüyü oluşturdum da işte şuraya bakayım onlar ne demiş, buraya bakayım burada ne demişler ya da burada ne çizmişler. Bunu yapmayın. Doğrunuz da sizin olsun, yanlışınız da sizin olsun. Hep etrafa bakarak bir yere varamayız. O yüzden ilk etapta tabii ki kendi öngörünüze güven biraz düşük olacaktır kendiniz için. Ki zaten biz burada hemen öngörüyü oluşturup hop işleme atlayalım demiyoruz. Şu an biz burada teorik kısmı öğreniyoruz. Bunun hepsini hep birlikte beraber pratiğe geçeceğiz. Pratiğe çevireceğiz. Şimdi devam edelim. Çok verim aldım dersten teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İşe yaradıysa ne mutlu. Şu anki durumda 1 saatlik dedi. Para sayma makinemiz. Neden olmasın? Belki de olur. Teşekkürler. Bunları video olarak YouTube'a yükleyecek misiniz? Sonrasında tekrar izlesek. Arkadaşlar şu an bu yayın tamamen YouTube üzerinden zaten. Yayın bittikten sonra da ABN Markets'in YouTube kanalında eğitimler sekmesi altında her zaman olacak. İstediğiniz zaman girip tekrar edebileceksiniz. Stop seviyesi bölgenin ne kadar altında olmalı? Buna henüz girmiyoruz. Ona gireceğiz. Böyle yarım yamalak söylemek istemiyorum çünkü bilgileri tam vermek istiyorum ki işe yarasın. Neden şimdi daha çok? Evet, işte amacımız bu zaten. Şimdi elbette benden, sizden iyi eğitmenlerimiz, hocalarımız illaki vardır. Ve onların analizlerini takip ediyoruz ama analize baktığımız zaman böyle bu ne ya gibi bakmak ayrı. O grafiği okuyabilerek, o grafik üzerinde bir fikir sahibi olarak bakmak ayrı. Sonuç olarak hiçbirimiz müneccim değiliz. Belki de biz bir hata yaptık. Belki de biz grafiği yanlış çizdik. Orada siz bize diyeceksiniz ki hocam burada destek ihlal edilmemiş mi? Aslında burası bir direnç olmamış mı? Bu şekilde olacak. Hocam TradingView kullanımı ücretli mi? Ücretsiz olarak kullanımı da var. Ücretli olarak kullanımı da var. Evet. Gereksiz bir sürü destek ve dirençlerden kurtuldum. Daha tek derste bu etkiyi aldıysak emin olun bundan sonraki derslerde daha olayın Fibonacci'si var. Daha olayın işlem stratejisi var. Daha neler neler var. Çok zevkli şeyler var. Bunlar en sıkıcı kısımları. Ama ilerideki o zevkli konulardan da bir şeyler alabilmek istiyorsanız sıkıcı olan tarafları da sıkılmadan yapmak zorundasınız. Sıkılsanız da yapmak zorundasınız. Çünkü bu ölmeyecek bir sektör. Ölmez. Oturduğunuz yerden çizim yaparak para kazanma şansınız var. Ama bunu doğru şekilde yapabilmek için en azından bazı temel şeyleri öğrenmemiz gerekiyor. Ve şimdi hemen buraya ben ne yapıyorum? Tabii ki mail adresimi yazıyorum. Ve hemen arkasından ödev konusuna geçeceğiz. Mutlaka ve mutlaka Perşembe günü ikinci dersimiz olacak. Perşembe gününe kadar kesinlikle ve kesinlikle bu şekilde, aynı şekilde yani benim çizdiğim şekilde biraz simetri hastalığım vardır. Lütfen grafiklerinizi güzel şekilde çizim yaparak iletin. Hemen şöyle mail adresimi kontrol edeyim yanlış olmasın. Evet. Mail adresimi yazdım. Ürün ayırt etmiyorum. Sadece kriptolarda çizim yapmaya başlamayın. Çünkü ilk öğrenme aşamasında kriptolara girecek olursanız allak bullak olur her şey. Çünkü bir dirsek boyu fraktal olan kriptolar var. O yüzden kriptolara şu an hiç bakmayın. Öğrenme aşamasındayken bakmayın. Pariteler, enerji grubu, endeks vesaire hiç önemli değil. Ayırt etmeksizin günlük grafik, 4 saatlik grafik ve saatlik grafikte en önemli, daha doğrusu önümüzdeki iki tane fraktal direnç bölgesini ve fraktal destek bölgesinin net bir şekilde benim çizdiğim şekilde belirtilmesini istiyorum. Ve günlükte, 4 saatlikte, saatlikte sadece bu 3 vardı. Bunu yaptıktan hemen sonra
En basit haliyle günlük grafikteki öngörünüz, 4 saatlik grafikteki öngörünüz ve saatlik grafikteki öngörünüzü öğrenmek istiyorum. Bakalım. Sıkıcı dediğimiz ama zevkle izledim. Aslında çok sıkıcı da sıkmadan anlatmaya çalıştım. Çünkü bana böyle anlatmadılar. Oldukça sıkılmıştım. Bu arada indikatör. İndikatörlerle alakalı da tabii ki dersimiz olacak ama indikatörleri biz alım sinyali veya satış sinyali olarak kullanmıyoruz. Ben şahsen kullanmam. Grafiklerimde zaten göremezsiniz. Kullandığım iki tane indikatör var. Birisi wave indikatörü, dalga indikatörü, trendlerle alakalı kontrol etmek için ve uyumsuzluk olup olmadığını kontrol etmek için. Bunların hepsiyle alakalı bilgi vereceğim daha sonrasında. Ya çok güzel 2-3 tane işlem stratejimiz olacak. Onu uygulayabilmek için 2-3 ders yapmamız bile yetecek. Emin olun her şeyi bilmemize gerek yok. Bizim en büyük yaptığımız hata doğru şekilde trend çizmeyi bile bilmiyorken tutup da harmonik trade etmeye çalışmak. Harmonik zurnanın zırt dediği yerdir. Çünkü X, A, B, C, D. X, A'yı yanlış alırsa geriye kalanların hepsi yanlış olur. O yüzden X, A doğru alınmalı. Onu doğru alabilmek için doğru şekilde trend çizmemiz lazım. Onu da çizmek, doğru çizmek için trend yönünün hangi tarafta? Daha doğrusu trend yönünü belirlememiz lazım. Doğru belirlememiz lazım. Onların hepsi çok zevkli ve aslında kolay şeyler. Harmonik çok basit. Harmonik trade. Yani şu an yapılabilecek en basit trade şeklidir. Kelebek çiziyorsun. Şöyle. Bitti. Her yerde var. Her yerde var. Ama hangisine gireceğiz? Önemli olan o. Artı harmonik genellikle aslında trend tersi bir harekettir. Çünkü yükselen bir trend var. Pat. Ne yaptı? Destek bölgesi altında kapanış yaptı ve trend tersine döndü. Aslında harmonik D bacağı trend tersine bir hareketin düzeltmesini yakalamak içindir. O yüzden harmonik kötü mü? Değil. Çok iyi. Ama nerede oluştuğunu iyi tespit etmemiz lazım. Her yerde oluşan harmonik, her yerde oluşan kelebek çalışacak diye bir şey yok. O yüzden belki bir sürpriz yaparız. Eğitimin sonunda bir de benim en çok sevdiğim, tabii farklı bir analizle de birleştirerek kullandığım bir harmonik yapıyı da öğrenebiliriz. Bu tamamen size bağlı. Ödevler güzel bir şekilde gelirse, yani daha önce yaptık 60-70 kişilik bir katılım olmuştu. Ödev verdik, 3 tane ödev geldi. O ders devam etmez. Saat 9.30'da ya da 9'da, 9'dan 10.30'a bu saatlere kadar biz burada bunu yapıyorsak elbette bir ödev de beklemek hakkımız. Evet. Direnç ve destek yerini bile öğrenmek sanki olayın %50'si gibi geldi. Tabii ki zaten piyasa destek ve dirence göre hareket eder. Tabii ki bunları bozacak günler de oluyor. Mesela bu hafta ne var? Çarşamba günü ADP var. Cuma günü ne var? TDI var. Yani burada bir destek var diye ya da işte burada bir direnç var diye fiyat burayı geçemeyecek mi? Elbette geçebilir. Hatta şunu da yapabilir. Üzerinde kapatır, sonra gelir bir de aşağıya gider. Bunları yaşamadık mı? Hepimiz yaşıyoruz. Yani her zaman her şey kitabına uygun zaten ilerlemiyor. Öyle olsa hepimiz para kazanırdık. Ama burada olay nedir? Hepimizin para kazanamıyor olması değil. Karlı olan işlemlere girip girmediğimiz burada kazancı etkileyen faktör. Ben 4 tane işleme girerim. 2 tanesi stop olur atıyorum. 2 tanesi hedef olur. Baktığın zaman başa baş görünüyor değil mi? Değil. %50 kar sağlıyorum aslında o durumdan. Neden? 50 dolar kazanmak için 25 dolar riske ediyorum. 100 dolar kazanmak için 50 dolar riske ediyorum. Bu da ne getiriyor bana? 2 tane işlemim stop oldu. 25-25, 50 dolar kaybettim. Diğer iki işlemim hedef oldu. Hedefler neydi? 50'şer dolardı. 50-50, 100 dolar. 50 dolar kaybettim, 100 dolar kazandım. Totalde 50 dolar kardayım. 4 işlemde ikisi stop, ikisi hedef. Kardayım. Önemli olan bu. Evet. Ödeve gelelim. Ödev konusu belli zaten. Günlük grafiği açacağız. 4 saatlik grafik ve saatlik grafik. 3 tane vadede günlük grafikten başlayarak
Direnç ve destek fraktal bölgelerini belirleyeceğiz. Sadece ikişer tane yeter. İkişer tane olsun. Örnek veriyorum. Ons'ta çizdiniz diyelim. Günlük grafikte bunu çizdiniz. Fraktal destek belli, fraktal direnç belli. Bana öngörünüzle birlikte gelin. Destek bölgesine ulaştıktan sonra günlük grafikteki ilk hedefim bu olmalı deyin. Sonra 4 saatlik grafiği açın. 4 saatlik grafikte buradan alışa girecek olursam ilk hedefim bu olmalı deyin. Sonra saatlik grafiğe gelin. O anki çizdiğiniz durum neyi gösteriyorsa, doğru ya da yanlış ya da buradan işlem alınır ya da alınmaz, ona bakmıyorum. Buradan alışa geçiyorum. İlk hedefim burası deyin. Ekran görüntüsü alın ve mail adresime gönderin. Ne yapacağız? Perşembe günü dersten hemen önce gelen ödevleri ne yapacağız? Burada hep birlikte inceleyeceğiz. Hem tekrar olacak hem de doğrusunu ve ya da yanlış varsa neden yanlış olduğunu göreceğiz. Bir daha yapmamış olacağız. Evet, teşekkür ederim hepinize. Umarım bir ayın sonunda iddiamızı yerine getirecek içinizden 4 tane yatırımcımız olur. Ve şöyle bir bilgi de vereyim. İkinci dersimizin başında bir kelime vereceğim. Ve bu kelimeyle birlikte eğitimin sonunda size bu dersi ileten, ulaştıran danışmanınıza ulaşarak hesap açılışı yapmak isteyecek olursanız ekstra şartsız mevcut yatırımcılarımızdan çok daha iyi şekilde içeriye giriş yapabileceksiniz. Arkadaşınızı da getirecek olursanız bir de üzerine referans bonusu da alacaksınız. Bununla alakalı ilk derste bilgi vermek istemedim. İkinci dersin hemen öncesinde bununla alakalı bilgi de vereceğim. Ve eğitimin sonunda bir sınav yapacağız. O sınavda da ilk 3 yatırımcımıza 250'şer dolarlık hesap, gerçek para olan hesap teslim edeceğiz. Ve öğrendikleriyle hiçbir kayıp riski olmadan, bizim paramızı kaybedecek olursa, hiçbir kayıp riski olmadan sadece bizim öğrettiklerimizle işlem yapmaya başlayacak. Hem gerçek hesap psikolojisini tatmış olacak, hem kayıp riski olmayacağı için psikolojisi daha rahat olacak, hem de öğrendikleri gerçekten bu adamlar burada bir şeyler anlatıyor da bunlar gerçekten işe yarıyor mu kısmında sonuca varmış olacak. Yani burada gerçekten bir vakit harcıyorsak laf olsun diye değil, hepinizin en azından grafik okumayı, öngörüde bulunmayı, doğru işleme nerede girilir, nerede çıkılır, bu temel şeyleri öğrenmenizi istiyorum ki aynı dili konuşarak çok daha iyi anlaşabiliriz. Herkese iyi akşamlar dilerim. Artık dinlenmeye geçelim. Ödevlerinizi bekliyor olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi geceler.